Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklar, kurumumuzun 100. yıl faaliyetleri kapsamında derneğimizin önemli şahsiyetlerini yapmış oldukları eserleriyle yad ediyoruz. Kurucu başkanımız Reşit Saffet Atabine'nin Türk Mimarisi'nin Ana Unsurları kitabının ardından bugün de merhum Çelik Gülersoy'un ilk kez 1980 yılında Turing'de yayınladığı Lale ve İstanbul kitabının yeni baskısının tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Lale ve İstanbul kitabında da yer alan musikimizin Lale ve İstanbul temalı eserlerinden oluşan mini konserimizde solistimiz Haliç Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi Mahmut Fazıl Arvas'a, tam burada Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Muhsin Taha Dönmez, kanunda İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvar öğrencisi Ahmet Furkan Duyar eşlik edecekler. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Bir çiçeğim adım lale, gül menekşe bana hale. Bahçelerin melikesi, çıldırtırım ben herkesi. Bir çiçeğim adım lale, gül menekşe bana hale. Bahçelerin melikesi, çıldırtırım ben herkesi. Sarı, mora, beyaz, pembe, bulursun her rengi bende. 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 İnce ruhlu eski Türkler, sümbülden çok beni sever. Halifeler ellerinde ihtişamla taşırlardı. Sultanların ellerinde lalelerden kemer vardı. Renklerime bakarlardı, birçok isim takarlardı. Sim endamlı duşizeler, şahbanular neler neler. Sim endamlı duşizeler, şahbanular neler neler. Sultanların ellerinde lalelerden kemer vardı. Renklerime bakarlardı, birçok isim takarlardı. Sim endamlı duşizeler, şahbanular neler neler. Sim endamlı duşizeler, şahbanular neler neler. Thank you.
Açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Turing ve Otomobil Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Bülent Katkak'ı kürsüye arz ederim. Çok değerli hazırın, çok değerli misafirlerimiz, üyelerimiz, vakıf başkanımız, değerli öğrencilerimiz, hepiniz bu güzel toplantıya hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz evvel bize bir mini konser sunan, geleceğin büyük sanatkarı olmaya aday öğrenci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bir de bir tarihi olaya şahit olduk. Bir eser belki de ilk defa icra edildi. Sözlerini de size aksettirdik. Aslında bestekarı belli olmayan bir eser. Arkadaşlarımız aradılar, buldular Lale olunca, Lale konulu. Şiir Ruşen Eşref Ünaydın'a ait. Bestekar meçhul. Çok da güzel bir şekilde onu ilk okumanın heyecanıyla icra ettiler. Biz de zevkle dinlemiş olduk. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu hepinizin malum olduğu üzere 6 Kasım 1923'te Cumhuriyetimizin kuruluşundan, ilanından tam bir hafta sonra Cumhuriyet'in ilk sivil toplum kuruluşu olarak rahmetli Reşit Saffet Atabinen ve arkadaşları tarafından Türk Seyyahin Cemiyeti ismiyle hayata geçirilmiş, faaliyete geçmiş bir dernek. Kurulduğu günden itibaren kendisine edindiği misyonları hakkıyla yerine getirmek için büyük gayretler sarf etmiş geçmişteki bütün değerli büyüklerimiz. 1930 yılında kamu yararına çalışan dernek statüsüne geçmiş. O günden bugüne de gerçekten kamu yararına birçok faaliyetler yapmakta.
Ben bunları size burada sayacak değilim. Zaten hepiniz içindesiniz, şahidisiniz. Bunlardan bir tanesi de yayın faaliyetlerimiz bildiğiniz gibi. Muntazam olarak her 3 ayda bir Turing belletenimizi yayınlıyoruz. Onun ekinde de kütüphanelerimize, üyelerimize ve ilgililerine mutlaka bir başka eseri takdim ediyoruz. Bu programları yaparken, planlamayı yaparken, tabii 100. yıla geldik, çattık. Turing deyince akla gelen isimler nelerdir diye düşündük. 3 tane isim akla geliyor Turing deyince. Herkesin aklına geliyor, istisnasız. Tabii ki kurucu başkanımız Reşit Saffet Atabinen, genel müdür olarak, hatta bir hukukçu olarak girip yıllarca ömrünü Turing'de çalışmalarla geçirmiş olan ve en son başkan olarak da vefat etmiş olan Çelik Gülersoy rahmetli ve ondan evvelki genel müdür, uzun yıllar Turing'e hizmet etmiş Sayit Naum Duhani. Bu 3 isim herkesin aklına gelen isimler. Biz de bunu görev edinerek bu 3 emektar Turing hizmetkarının nasıl yad ederiz diye düşündük ve eserleriyle en iyi yad etmeyi hak ettiklerini hesaba katarak Reşit Saffet Atabinen'in 1938 yılında Paris'te Fransızca olarak yayınladığı, Türkçe'ye tercüme edilmemiş, Türk Mimarisi'nin Ana Unsurları adlı eserini önce yeni baştan yayınlayarak, tercüme ederek, yeni baştan düzenleyerek bütün resimleriyle arkadaşlarımız yayına hazır hale getirdi ve biz de onu yayınladık, sizlere de takdim ettik. İkinci olarak, Turing deyince akla gelen ikinci isim Çelik Gülersoy. Rahmetli Çelik Gülersoy'un çok eseri var tabii bildiğiniz gibi. Türkçe ya da hepsi de Türkçe. O günün şartlarında da çok güzel basılmış eserler gerçekten o günün teknolojisiyle. Resimler de güzel, ciltler de güzel, kağıtlar da güzel. Fakat ne yaparız diye düşünürken mevcudu kalmamış ve tam da lale mevsimine rastladığı için bu Lale ve İstanbul kitabını uygun gördük yayınlamayı. Tabii rahmetli Çelik Gülersoy'un kurmuş olduğu bir vakıf var biliyorsunuz. Çelik Gülersoy Vakfı. Bütün bu eserlerinin telifi de vakfımıza ait. Vakfımızın mütevellisinden rica ettik. Bize izin verir misiniz dedik. Onlar da Arhan Bey'e çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a. Memnuniyetle karşıladılar ve bize bu imkanı sağladılar. Arkadaşlarımız yine oturdu çalışmaya. Tabii Arhan Bey'in de tavsiyesiyle bazı resimleri yeni baştan değerlendirdik. Ve Çelik Gülersoy'un en yakınında bulunanlardan biri olarak Arhan Bey, Sarı Laleli çok sevdiğini söyledi. Kitaba da bol miktarda Sarı Laleli resimler eklemiş olduk. Gerçekten çok güzel bir şey çıktı ortaya. 2 eseri mukayese ettiğimiz zaman gelişmeyi de görebiliyoruz. Tabii günün şartlarıyla, günün teknolojisiyle, kağıt olsun, baskı olsun, fotoğraf tekniği olsun, güzel bir şey çıktı. Metnin tek kelimesine bile dokunmadık. Metin tamamen rahmetli Çelik Gülersoy'a ait, onun ifadeleri. Ama bazı resimlerde yenilemeler, yenileştirmeler, güzelleştirmeler yaptık. Ve ortaya bu eser çıktı. Onu da 5000 adet basarak, dergimiz 4000 adet basılıyor, 3000 küsur adrese kurye ile gönderiliyor. Dergimizin ekinde gönderdik. Bunun bu 3000 küsürün 1000'e yakını Türkiye'deki bütün kütüphaneler, bütün kütüphanelerin raflarında da bu eser yerini almış oldu. İnşallah toplumumuz için, okumayı çok sevmeyen toplumumuz için bol resimli bu eser hayırlı olur diye düşünüyoruz. Bu eser için önce tabii ki rahmetli Çelik Gülersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyorum. Böyle bir eseri meydana getirdiği için. Bir örneği yok, ikinci bir örneği yok. Var bir takım çalışmalar ama bu kadar değil, böyle değil. Ve bu eserin basılması iznini veren Çelik Gülersoy Vakfı'nın mütevelli heyetine Sayın Başkan Arhan Apak nezdinde
Teşekkür ediyorum. Kendisi de biraz sonra inşallah bize hitap edecek. Kitabın hazırlanmasında emeğe geçen bütün Turing çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Rahmetli Çelik Gülersoy'un yeğeni Sayın Avukat Mehmet Akif Gülersoy da aramızda. İnşallah kendisinden de birkaç cümle alırız biraz sonra. Herkese çok teşekkürler. Tabii bu kitabın tekrardan yayınlanmasında çok can alıcı bir cümle vardı en son nokta. Onu söyleyerek bitirmek istiyorum sözlerimi. Rahmetli Çelik Gülersoy son cümle olarak diyor ki, lale, gevrek bir toprak, bol yağmur suyu ve güneş ışığı isteyen bir soğandır. Beton evlerin balkonunda olmuyor. Çocuklarımız da öyle, diyor. Ta o yıllarda çok güzel bir noktaya parmak basıyor, müthiş bir vizyonla. Kendisini tekrar rahmetle anıyorum. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Doktor Bülent Katkak'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Lale ve İstanbul kitabını yeniden yayına hazırlayan Mehmet Feyzi Çetinkaya'yı kürsüye arz ediyorum. Hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Sizleri çok tutmak istemiyorum. Kitabın editörü olarak okurken aldığım bazı notları paylaşacağım ve gelecekte yayınlayacağımız ve şimdiye kadar yayınladığımız kitaplar hakkındaki süreci biraz açıklayabilirim. Dediğimiz gibi 100. yıl münasebetiyle yayınlamakta olduğumuz bir seri var. Turing'de emeği geçen başkanlarımız ve müdürlerimizin geçmişte bıraktığı kültürel miras açısından da çok önemli eserler bunlar. Türk mimarisinin ana unsurlarını çevirdik ve şimdi de Lale ve İstanbul kitabı neşrolundu. Bundan sonra ise biliyorsunuz aylar sonra Kıbrıs Harekatı'nın 50. yıl dönemine giriyoruz ve Barış Harekatı'nın bu 50. yılı münasebetiyle Kıbrıs Tarihi isimli bir kitap daha yolda. Onun müjdesini vermiş olayım. Bundan sonra ise tabii Said Naum Duhani'nin 3 farklı eserinin derlediğimiz bir eseri daha gelecek. O da 3 Fransızca eser kaleme almış 1941 ve 47 yılları arasında. Ve o eserleri Bir Zamanlar Beyoğlu başlığıyla tekrardan basmaya başladık. Ben Çelik Gülersoy'u bizzat tanımadım. Fakat burada onu hayatına uzun süre şahitlik etmiş olanlar bize daha iyi anlatacaktır diyorum. Fakat eserlerini okurken, ilk okuduğum eseri Batı'ya doğruydu. Ondan sonra hemen hemen bütün kitaplarını ya okudum ya da şu anda okuyorum. Diyebileceğim şu ki gerçekten tanımak isteyeceğim. Kendisinin dizinin dibinde bulunup hatıralarını dinlemek isteyeceğim bir insan. Bu kitabı okurken de gerçekten bana çok şey kattı. Bu kitabı hazırlarken bana bizzat lale sevgisini, çiçek sevgisini, Osmanlı kültürünün bu narin çiçeğe yüklediği anlamları öğretti. Lale İstanbul'da nasıl ve ne zaman geldi? Osmanlı İmparatorluğu'nda lalenin bu kadar çok benimsenmesinin nedeni nedir? Ya da Osmanlı İmparatorluğu'nda lale bahçeler dışında hayatın hangi alanlarında görülmektedir? Ve nasıl Osmanlı'ya nasıl geldi, Osmanlı'dan Avrupa'ya nasıl gitti? Böyle başlıklar var içinde. Zor bir iklimlerin çiçeği ve oldukça narin bir bitki. Ve gerçekten bu kültürün insanı, bu şehrin hazirunu ona insansı özellikler yüklemişler. Gerçekten de bir laleye baktığımızda, lale bitkisine baktığımızda şekli insana benziyor. Zaten Avrupa dilinde tulip, yani lale, tülbent kelimesinden geliyor. Yani tülbent takan bir kadına benzediği için. Gerçekten de dinsel ve sembolik bir anlamı da var lalenin. Kur'an-ı Kerim'de ilgili belirlenen bu konuda geçen bazı maddeler var. Kitapta geçen bazı maddeler var. Ve lalenin birçok sanat yapında da kullanıldığını görüyoruz. Bu narin ve güzel görünüşünden dolayı onun zarafetinden kaynaklanıyor bu. Tasarıma çok uygun bir bitki. Çünkü 100'den farklı türü var. Bu kitapta da bazı türlerini ve onların hangi isimlerle anıldığını gösteriyor. Bir de çok çeşitleri olan bir çiçek türü. Bu da onun hani süslemede farklı motiflerde kullanılmasına olanak sağlıyor. En ünlü şairler kullanmış laleli benzetmeleri. Sevgiliye benzetilmiş. Pek çok birbirine benzeyen öykü ve teşbihler türetilmiş. Kitaptaki başlıklar işte bu şekilde. Ben sözlerimi uzatmayacağımı söylemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki aylarda yeni yayınlarda görüşmek üzere.
Kitabımızı yeniden yayına hazırlayan Mehmet Feyzi Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise kitabın yeniden yayınlanması hakkında hususunda emeği geçen Çelik Gülersoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arhan Apak'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, sevgili misafirlerimiz, Lale ve İstanbul, Çelik Bey ve Sarı Laleler. Bu kitabın ikinci baskısını yapmak için biz Bülent Bey'i çok duygulandırdık vakıf olarak. Nedeni de şu, geçen sene 2024'ün sonunda Çelik Bey'in aramızdan ayrılışının 20. yılıydı. Vakfımızda onu anmak için Aralık ayında Sarı Laleler bulunmaz biliyorsunuz. Biz Sarı Laleler bulduk. Nereden bulduğumuzu sormayın. Sarı Laleleri bulduk, getirdik ve kendisinin çok sevdiği klasik müzik konseriyle ve Sarı Lalelerle onu 20. yılında andık. O günü teşrif eden Bülent Bey eminim çok duygulandı. Ve o arada dedi ki, biz bu kitabı tekrar basalım. Ben de o kadar mutlu oldum ki, ama dedim sizden bir ricam var. Sarı laleleri bol bol kullanalım. Niçin sarı laleleri bol bol kullanalım? Rahmetli Çelik Bey son yıllarında, doğum günlerinde sarı lalelerle anılmasını çok isterdi. Ve biz de kendisini kurduğu vakıfta sarı lalelerle anardık. O yüzden bu kitabın içine girdiğinizde, baktığınızda tam sayfa halinde mizampajda sarı laleleri göreceksiniz. Bu bizi çok mutlu etti. Dikkat ettiniz mi? Bir şarkıda çok güzel bir cümle vardı. İnce ruhlu eski İstanbullular sümbül yerine laleyi tercih eder. Ne kadar güzel bir cümle. Çelik Bey de, İstanbul aşığı olan Çelik Bey son derece ince ruhlu, son derece kültürlü ve sanata düşkün bir insandı. O yüzden de vakfını kurdu. Ben şimdi burada onun vakfını temsil ediyorum. Vakfı konusunda size bilgi vermek isterim. Herhalde Beyoğlu'nda yeni açılan Ömer Koç'a ait yeni müzeyi, İstanbul'la ilgili müzeyi seyretmişsinizdir veya seyretmenizi, gezmenizi tavsiye ederim. Niçin? İstanbul üstüne kitaplar ve gravürlerle anlatılan çok güzel bir müze bu. Fakat şöyle bir şey söz konusu, tabii ki Ömer Koç'un koleksiyonu çok zengin ama rahmetli Çelik Bey'in kurduğu vakıfta da Brindisi'den Preziosi'ye, Van Moor'dan Bertlet'e, Levis'e kadar o İstanbul'un bütün orijinal kitapları var. Artı Meşer Müzesi'nde yani Ömer Koç'un müzesinde göreceğiniz gravürlerin fazlası, fossatiler, mailingler vakfımızda var. Sizden istirhamımız. Gelin Soğukçeşme Sokağı'nda Meşer Müzesi'nden daha kıymetli olan bana göre vakfımızı gezin. Bütün bunlar rahmetli Çelik Bey'in eseri, yıllarca topladığı eserler. Son yıllarda vakfımız oldukça başarılı bir aktivitelerle dolu günler geçirmektedir. Bu Nisan ayında biliyorsunuz kütüphaneciler haftası vardı, kütüphaneler haftası vardı. Bizden rica ettiler, vakfımızın üst katında İstanbul'daki tüm kütüphaneleri müdürlerine ve orada çalışanlarına yine Çelik Bey'in çok sevdiği klasik batı müziğinden parçalarla bir konser sunduk. O zaman hepsi şunu söylediler. Bu meşeri anlatmamın sebebi şu. Efendim dediler, burası bir müze. Şimdi bizim de düşüncemiz zaten orayı ileriye dönük bir müze haline getirmekti. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Marmara Üniversitesi'den, Bilgi Belge Yönetimi'nden bir stajyer kardeşimizi aldık ve o bu konuda, müzecilik konusunda çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla ileriye dönük inşallah vakfımızı bir müze kütüphane olarak da görebilirsiniz. Kitap alımlarına devam ediyoruz.
10 bin adet kitapla başladık rahmetli Çelik Bey'in bize bıraktığı. Şu anda 15 bine çıkmış vaziyetteyiz. Ve bunların hepsi İstanbul'da ilgili. 1204 Haçlı Seferlerinden itibaren İstanbul'da çıkmış hemen hemen bütün eserler elimizde var. Bu arada sadece onunla kalmadık. Bilgi belge yönetiminden aldığımız stajyer kızlarımızla beraber onlarla elimizdeki belgeleri arşivledik. Şu anda İstanbul'la ilgili 25 bin belge elimizde. Bunların faydalarını şu anda devletimiz de görüyor. Nasıl görüyor biliyor musunuz? Kız Kulesi restore ediliyordu. Bizden o konuyla ilgili eski fotoğrafları aldılar. Galata Kulesi restore ediliyordu. O konuda bizden yardım istediler. Şu anda Mavi Cami dediğimiz cami restore edilmek üzere. Onunla ilgili, altındaki Bizans Sarayı ile ilgili bilgileri bizden aldılar. Dolayısıyla vakfımız bu konuda da çok iyi çalışmalar yapmaktadır. Sizi bekleriz. 10'ar kişilik gruplar halinde orada bir sanat tarihçi kardeşimiz var. Size vakfımız hakkında bilgi veriyor, kitaplar hakkında bilgi veriyor, gravürler hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla vakıf size salı ve perşembe günleri her zaman için açık. Ama bu arada tekrar Bülent Bey'e teşekkür ederim. Çünkü Sarı Laleler ve Çelik Bey adı bir araya geldiğinde, özür dilerim, benim sesim titremeye başlıyor. Dolayısıyla ben size teşekkür ederim. Kitap için de Bülent Bey'e ayrıca teşekkür ederim. Hepinize iyi hafta sonları dilerim. Efendim, Çelik Gülersoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Arhan Apak'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise merhum Çelik Gülersoy'un yeğeni Avukat Mehmet Akif Gülersoy'u kürsüye arz ediyorum. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz sayın izleyiciler. Her ne kadar hazırlıklı olmasam da öncelikle Sayın Başkan'a böyle bir kitabı hazırlayıp sunduğu için çok teşekkür ediyorum ailemiz adına. Amcam için söyleyecek herhalde çok şeyimiz olabilir ama benim en çok özlediğim onun çok güzel sohbetleri vardı. Arhan abi çok iyi bilir. Keşke kaydedebilseymişiz onları. Onun dışında yine yani bu böyle bir toplantı ve böyle bir hazırlıklar için de tekrar teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Tanıtım toplantımıza katılan tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Lale ve İstanbul kitabımız çıkışta sizlere takdim edilecektir. İyi akşamlar dileriz.